Evet sevgili YouTube, tekrar hoş geldin. Kontraband polis simülatör oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. En yüksekte MS çalışma bilgim yasası imzaladı. Tamam. Madem artık ihtiyaç duymadan istekler var. Bilgi panosunda bunların listesini bulacaksın. Kaçakçı, kaçakçı, YQ0. Ha şu. Merkez İstatistik Ofisi tarafından geçtiği sınır yoğunluğu araştırması kapsamında sınır polisleri araçların teknik durumunu kontrol etmek yükümlüdür. Fakat aracın teknik olarak kötü durumda olması ülkeye girememesi için bir neden teşkil etmediğini unutmamak gerekir. Tamam. İlgili yasa ülkeye girişle ilgili kuzeyde gerektiriyor. Gelen her kişinin geçerli bir İslam kartı olması gerekmekte. Ayrıca bu mesleğe sahip kişilerin girişini verilmekte. Artist öğretmen gazeteci. Özgürlükler ülkesi Acaristan. Bayılıyorum bu ülkeye ya. Çok. Genç neslin ahlakını korumak için parti kararıyla genel çalışma zorunluluğu getirildi. Her bir vatandaş onurlu ve refah içinde yaşamasını sağlayacak bir iş tayin edilecek. Aynı zamanda bazı mesleklere gereksiz olmaması nedeniyle ekonominin bazı dallarında İslam düzeyini düzenleyecek gereksiz meslekler ise oluşturmuştur. Tamam. Erkeğe kralının bir heyetini duygu ziyaret sırasında Kraliçe Keylana son olay için Igor Akarov'dan şahsen özür sundu. Tamam, hükümet bunun üzerine krallıktan gelen mallar üzerindeki ambargoyu kaldırmaya karar verdi. Kalkmış mı lan ambargo? Ambargo kalkmış mı? Tamam. Adam olacaksınız. Kimse Acaristan'la baş edemez. Kimse Acaristan'a artistlik yapamaz. Böyle ayağınızı denk alacaksınız. 2 günde adamı dize getirirler. Şimdi bakalım. Öğretmen. Hocam şimdi Murat Kambat. Şimdi 1981 tamam. Tamam. İş. Hocam senin giriş yönetmekleri gereği. Peki ben bunu şeyini nasıl kontrol edeceğim? Neyse. Hocam seni geri göndermek zorundayım. Hadi. Şimdi şuraya bakıyoruz. Ne vardı? YQ0 43 yaşında. İnlerini bir yere geçti. Sonra kaçak mallı çoktu. Tek renkli boya bulduk. Beyaz. Bunu geçme gücün yetecek. Tamam bunu halledeceğiz ya. Onu halledeceğiz. Tek renk boya buldu beyaz. Hocam sen evrakları ben istemeden uzattın. Senden bir şüphelendim ben şimdi. Hükümet ona kafayı yedi. Daha dün tiyatro gösterisi yapıyordum. Bugün ise... Aha! Birader senin iş kartın nerede? Ha, buradan şey yapabiliyoruz. Tamam. Hocam senin kaportada eksikler var. Peki ben bunu nasıl şey yapacağım şimdi? Kırık camı, bozuk kalı, eksik kaynar, eksik tamponlar, arızalı karoser. Bir. Başka bir şey var mı arızalı karoserle ilgili? Eksik aynalar. İki aynam da eksik. Ondan sonra tekerlere bakalım. İnce teker olur ben. Nereden anlayacağım bunu? ZCI. Neydi hocam? YQ0 43. Şimdi senin yaş kaçtı hocam? 38 81. 38 pardon, her 81 38 58 68 78. Sen bir. Sen kaç yaşındasın? Ben şu konuşmentoya bir bakayım. Konşiment öyle bir karşılaştıralım bakalım. Radyoaktif maddeleri bir tane. Elma sandığı 2 tane. Gazlı ocak. Bir sus lan. Gazlı ocak 1 tane. Çimento 8 tane. Tuz çuvalı 1 tane. Tamam, yükün de onaylı. De senin iş kartın yok hocam ya. Değil mi? Şurada şey demiyor mu?
Yeni yasa ülkeye geçişle ilgili not döneme getiriyor. Gelen her kişinin geçerli bir İslam kartı olması gerekmekte. Ayrıca bu meslek... Senin meslek kartın yok hocam. Sen çünkü tiyatrocusun ve seni geri çevireceğimizi biliyorsun. Giriş yönetmelikleri reddedildi. Hadi hadi. Ben dedim ama sende var bir pislik diye. Bunu plaka kaçtı. Sen gelirken ben şurayı bir daha kontrol edeyim. Lan bu tutulanacak biri miydi acaba? Bakalım. O eleman temizdi mi? Oğlum manyak mısın? Şurada şey yazıyor lan. Plaka kaç. YQ0. Yok hocam. Başka var mı? Plaka yok. 43 yaşında. Beyaz. Kimlik. Hocam senin bir sıkıntı var yalnız ya. 2 Nisan. Senin bu da tutmuyor. Bir bakayım. Pardon. İnceleme raporu. Bakalım şöyle bir. Ne diyorsun lan? Seni ben göndermek zorundayım. Ha şöyle de bir bakarım. Boş değil mi? Boş değil mi? Yani göndereceğim çünkü ben. Buraya gelin. Hadi bakayım. Olsun olsun olsun, alışırsın alışırsın. Büyüyünce geçer, hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Oğlum 43 yaşında olması için kaçta olmaması gerekiyor lan? Birbirine sorayım. 38 doğum olması gerekiyormuş. Tamam. Gel geri ver. Geri ver mi? Yok, şurada içeride benim koleksiyonumu oraya koyacağım. Bakıp bakıp şey yapacağım orada. Estağfirullah. Şimdi sert sert. Jegor Volkov, Jegor Volkov, Jegor Volkov 572W artı 89.81. Tamam, Akaristan'dansın zaten. Bakalım. Lan adam hakikaten üstüne kozit getirmiş ya. Bir dakika. Aha. Aa, burada ne var? Bak bak bak. Bebeğim dışarı çık. Hadi. Şimdi yaktım senin çırağın. Oo, sabun. Lan ne hocam? Şimdi peki. Ayıptır söylemesi. Anlıyorum. Şimdi seni kanun namına bütün yetki ve sorumluluklarımı kullanarak yeni rütbe almış biri olarak tutukluyorum. Hadi bakayım. Aa, bunlar bir yer... Ben götürmedim miydi oğlum bunlarla? Bunlar çalışmak götürmez. Polis nakliye aracını çağırmalısın. Çağır. Tedarik aracını çağır var. Ben mi çağırıyoruz acaba? Bunları yükselteceğim. Evi bir sonraki yükseltme ne kadar istiyor? Bunlar tek tek sırayla mı?
1300 yükseltiyoruz. Herkes için iş. Hocam şuradan şunu çağırsak nedir bu? Şu tedarik aracını çağır. Halde. Garajnika. Ya dostum hadi topla şunları hadi. Yani illa ben mi söyleyeyim her şeye? Biraz işinize sahip çıkın biraz ya. Lan bölümden önce dedim ki bu kapıyı bu sefer düzgün açacağım. Neyim var görelim. Silah. 700, 1300 el bombası var. Anladım efendim. Sen bana bir tane balta ver bakayım. Baltamın ömrü bitmek üzere. Tamam. Geri kalan. Tabancam için mermi ver. O şey mi şöylece? Tamam. Hadi hadi. Bekleyin lan patlamadınız ya. Gerçi kornaya basın da yok ama kendi kendime tribe girdim. Alkol tenekesi tamam. Bugünü bitirip bunların hepsini şeye götürmem lazım. Hadi bakayım. Ha tek adam aldım zaten. Jul 887-15 OB bakalım. 43. Belgelerim eksi 24 18 8 gerek yok, gerek yok. Evraklar. Ben vereceğim sana bir şey de. İş kartı artist ah verdim sana şimdi hadi bakayım. Bir kere şuradan kaybediyorsun dostum. Tobre Lotus. Madis Tobre Lotus. GZSP tamam. Mayıs. Mayıs. 54. Konşimento'na bir bakalım. Şimdi hocam yaptığımız incelemelere göre tamamen temizsin. Aslında senin gibi insanları Acaristan'da görmek istemiyoruz lan. Bir an yapacaktım ya. Bir an devletçilik kişiliğimden az kalsın sapıyordum. Aa, ne oluyor bana? Hep sizin gibiler yüzünden bulaştı bana bu. Gitmedi mi? Şunu kapat da hadi. Gözün önünü gör hadi. Hep bunlardan bulaşıyor bana böyle şeylere ya. Yoksa arkadaşlar ben devletini seven, vatanını kesinlikle sonuna kadar aldığı tüm kararları destekleyen bir adamım. Az kalsın neler söylüyordum ya. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Öncelikle 2030 var. 350. Bu kim? Hiçbir fikrim yok. Ha dur şuraya bakalım. Silahlar aletleri tamam. Kapasite 3. Bakım 20 dolar. Neyse biraz dursun da yükseltiriz ya. Polis arabasına git. Polis arabasına. Polis arabasına. Tamam. Tapançamız var. Mermimiz var. Gidelim. Yemezler. Dur lan, üstüme götüreceğim her şeyi. Gerçi üstümde götürsem de olur mu olacak? Yok bir malzeme yok nasılsa.
Arkadaşlar sizi kaçak girmeye çalışan 100, 110 ve 120. kişi olduğunuz için hediyenizi vermeye götürüyorum. Şimdi buradan şöyle dümdük. Burada bir de şimdi bize bir saldırı düzenlenecek yine. He, kaçış planım var değil mi? Olur olur yeriz. Oo, 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 oo. Tamam, ben kaçacağım şimdi çünkü arkadaki adamlar dönüşte sizi alacağım oğlum, siz durun. Çünkü durursam bu sefer de adamlar firar edecek. Yani koşamam. Ben ya, o yaşları geçtik yani, birilerinin peşinden koşma yaşlarını geçtik. Ben şimdi şunları bırakayım, size göstereceğim. Siz ikidir bana asistlik yapıyorsunuz. Arkadaki gerizekalı da kaçış planı olduğunu açık açık bana da söylediğine göre. Şimdi sıçtım bacağımıza. Şunları al. Devrem şunları al. Devrem şunları al benden, elim ayağım titriyor, al şunları benden. Arabam. Ulan bunun parasını benden kesiyorlar. Şimdi sıçtım bacağımıza. Aç kapıyı, aç aç. Aç aç aç. Çekil lan. Ahı mı çökmüştür? Neredesiniz lan? Ha şuradasınız. Aha öbür kapıda gitti. Şerefsiz herifler. He? Burada çek. Cansız beden ara. Al. Çok güzel, çok güzel. Silah cephanesi. Lan şunları da bırakamadık. Neyse. Lan şu arabayı bırakayım da geliyorum. Benim arabamın iki kapısı söktürmüş. Ulan oğlum, benim bir düğmem 6 aydan başlıyorsa arabamın kapısı canınızdan ödersiniz lan. Şimdi yazın biyografinize, mezar taşlarınıza bedel ödendi diye. Hadi. Heh. Gururla yazabilirler artık mezar taşlarınız üzerine bedel ödendi diye. Üstümü de arayamadım. Aha o da gitti. Neyse ben de gidiyorum. Gideyim şu malları teslim edeyim. Şu arabanın haline bak ya. Arkadaşlar oyun mu oynuyoruz lan burada? Çekil lan arkamdan sen de. Hadi yoluna mı? Oğlum az önce gözünün önünde 3-4 kişi öldürdüm lan. Dur. Yanlış yere gidiyorum. Doğru yola çıkarız. Arabamın kapılarını, camlarını... Ah.
Bak lan. Ne yapıyorsunuz oğlum? Beyefendi. Yani böyle böyle. Ben tek başıma bitirdim lan, bu kadar gerizekalı örgüt mü olur lan? Senden bir tane daha vardı burada, beyaz kıyafetli. Burada lan, ooo. Kaç kişi yorulmuş oğlum böyle. Çok güzel, çok güzel. Savaş mı istiyorsunuz? Kamu. Tamam, buradan. Benim gibi attığını vuran bir adama karşı 3 tane zırdop göndermişler. Neymiş efendim? Düşmanlarımdan kaçacağımışım. Ey yavrum ey. Arabamın kapısını söktürür. Mezarlık mı? Bunların hepsi yine de muhtemelen şeye gelecek. Etkinlikleri belki vardır da. Işıklar. Ya. Işık mışık kalmamış ki arabada ya. Bu oyuna mod gelmesi lazım. Modla da bu oyuna bir tane beyaz toros eklenmesi lazım. Bak o kadar söylüyorum. E biz boştan mı buradayız baba it? Daha acık toplan lan. Tamam. Şimdi ben bu arabayı 50 dolara tamir ettiririm. Dur, yanlış şeye gitmeyelim. Evet, ben bu arabayı 50 dolara tamir ettiririm. Değdi mi ulan? Değdi mi canınızı verdiğinize ha? Günlük masraf 170. Ha tamam, gün bitti. Ben neredeyim ya? Buradan biri gitmiyor galiba. Oh be estağfurullah. Ya bak arkadaşlar. Beni zorlamayın. Beni deli etmeyin. Lan ben nereye gidiyorum ya? Ya işte bir galiba bir adrenalin aşırı salgılanmasından dolayı şey oldum. Yolumu falan. Tamam şuradan dümdüz. Allah bilir arabanın sirenleri de çalışmıyordur.
Ana ulan bizim orada mı lan? Lan oğlan. Hadi. Hadi bakayım. Doğruydun değil mi? Neyse, daha fazla kafa şey ettirmeyelim. Bundan sonra çete üyelerine... Lan keşke ikisini vursaydım, birini sağ bıraksaydım. Gidip çete üyelerine manyağın biri gelmiş. Ulaşmayın ona deselerdi. Neyse. Biz de öldür öldür öğretiriz. Yapacak bir şey yok. Ne oldu lan? Karat motel. Buralarda... Bir gün bu karat motele baskın düzenlemek lazım. Bunun yakınlarında çok oluyor. Tamam öyle şuna da bakayım. Aferin sana. Bulat. Tüfek ver lan bana. Bana emanet lazım. Boş gezmemek lazım. 1300-700. Ya şunu. Ya şimdilik aslında çok da ihtiyacım yok ya. Gördüğümüz kadarıyla şeyde biraz golsüz. Başardım başardım. Ben şu manyakları silahlandırayım biraz da. Sen kimsin? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Ekip bütün ekibi silahlandırdık. Tabancalarını verdik. Güzel şekilde. Tamam. Araba içinde arabam arabam. Bu değil de. Ha, tamam. Tamam biraz para kazanalım. Gerisini hallederiz. Çünkü ekip saldırıya uğrama ihtimalimiz oluyor. Saldırı sırasında bir de bunlar yaralanınca parasını benden kesiyorlar. Hiç uğraşamam. Ana vatanın koruması bir. Evet hazırım. Evet hazırım. Aynı şeyleri geçecek. 43 yaşında. Neydi? YQO. YQO. Gel babam. Gel bakayım. Yakışmış. Lan? Ya şunu niye yapıyorsunuz arkadaşlar? Allah'tan arabayı tamir ettirmişim ha. Ne tarafa gitti şimdi? Şöyle mi gitti? Bak başarısız mı? Öbür tarafa mı gitti lan? Neredeydi lan o? Devam et. Öbür tarafa gitmiş. Neyse.
Görelim zaman. Güne yeniden baş. Ben bunu sicilimde bir kara leke olarak taşıyamam. O şey arabadan almam lazım. Gerçi açmaz da bu sefer. Yani şey vardır. Tamam kaldır şunu ya, Allah Allah. Gene kaç. La gene kaçıyor bak. Bu görev sadece bana yeni araba aldırmak için bence. Çünkü baya baya yetişemiyoruz. Doğru yoldan gelmişim, sadece biraz geç kalmışım. Lan buraya gel lan. Şeydeyken silah da çekebilsek. Halbuki lastiğine de çektim ama patlaması lazımdı aslında. Acaba bu kadar koşa koşa ne götürmeye çalışıyorsun ki? Sınırdan kaçacak kadar. Hadi da. Lan nereye gidiyorsun? Allah Allah. Benim gibi bir adama bunu. Oğlum seni ben dicilimde bir hata olarak taşıyamam buraya, git şerefsiz. Lan vallahi söz, çok dövmeyeceğim, hadi gel. Gel gel hadi, iyi baksana, iyi halden. Geldi kedi teslim oldu diyeceğim, hadi. Ama hocam bunun boku çıkıyor yavaş yavaş. Bir de ateş ediyorum, bunu neden yapıyorsun diyor. Sence niye yapıyorum? Şimdi ben bunu yakalayamazsam bu böyle saatlerce sürecek mi? Neden sağa mı saldırıyorum? İn aşağıda, ben sana sorayım, göstereyim niye saldırdım, gel. Oğlum tekerler patlıyormuş normalde, birazcık dikkat etmedim mi acaba? İn lan aşağı. İn. Yeni gelen. Gel gel. Neden mi? Adam neden dedi ya? Nereye geldik oğlum biz ta ya? Neredeyiz? Ya yok artık. Siz de bunu adam gönderir, çektirir ben, siz kafanızı yormayın. Biraz bekleyin, bir şey olmaz. Salak herif ya. Hem kaçıyor sınırdan, hem bana kaza yaptırıyor. Hem dedi ki neden ben?
Niye bana saldırıyorsun? Kafalar çok güzel ya. Macaristan'a gelene kadar bunlar bir şeyler tüketiyorlar ama. Bak gene. Sizden hiç oynayamam. Aha gene kaptı. İneğe vurdum. Lütfen. Arkadaş arabanın her yeri dağıldı ya. Doğru yere mi gidiyoruz lan? Bir saldırı daha sonra ben atlatabilirim de onlar atlatamaz. Araba atlatamaz pardon. Bünyesi kaydı arabanın ya. La direkt kapıyı nasıl alıyorsunuz şerefsizler? Ya bir de niye bir tek ben koşuyorum? Bu adamların hepsinin silahı da var, şeyi de var. Bu firarilerin arkasında şunlar da yanımıza gelse olmuyorlar mı? Anca burada yayıl, e mi? Anca burada yayıl. Allah Allah. Araya ağaçtan topluyoruz sanki. Ne kaldı? YQ0. Kapının açık olduğu şey yapmasın. Ultra teknolojik nano botlarla koruyoruz kapıyı. Sen bunu kendi isteğinle verdin ama var sende bir şey. Oduncu. Şimdi. Farik, Tobrel, Tulus, FF1'de 186 ne tamam. İş. Mayıs. Ocak. Oğlum ben yanlış şu an bastım lan. Masum. Biraz uzatalım. Tamam. Bakıyoruz. Farid Tobre Lutus. Tamam. Hocam. Matematik aramız pek yok galiba. Hadi bakayım. Olur olur hadi olur. En azından terbiyeli ahlaklı bir arkadaşımsın hadi. Niye sırıtıyorsun lan? Dur bekle burada. Buna satarsam eksiği diye satacağımı mı gösteriyor şu anda bana direkt? Tamam. Gel gelelim ver lan. Haziran 81 tamam. 4 Kasım 81 tamam. Y913 A7 tamam. Elik Öztürk, Elik Öztürk, Elik Öztürk. Bu muhtemelen aksiyon mu varım? Kutulardan biri çalışma kampından yeni çıktı ve çalıntı bir arabayla kaçıyor. Onu durdurmanıza yardım eder misin? Haritayı kontrol et ve kaçan aracının konumunu belirle. Kaçağı ne pahasına olsun durdur. Ödül 400 dolar. Kabul et lan. Ne kadar 457. Hocam. Buluruz ya dur.
Şöyle yazalım. Balık varili 3 tane, tuz çuvalı 4 tane, muz sandığı 3 tane, gübre 4 tane. Orasko varı şu. Tamam. Hadi bakayım. Bir dakika. Şunu geçişine bakayım. Tamam. Eğer şey olsaydı vuracaktım şerefsiz. Ben neredeyim? Şuradayım. Gidelim bir aksiyon yaşayalım. Daha var. Buradan mı hocam? Buradan. Oğlum o kadar adam, o kaptan bir kişi nasıl kaçırdınız ya? Bir de çıkmış adam araba çalmış ya. Ben sınırda gözünün beyazıyla ahının arasında adamın dolandırıcı olduğunu anlayıp size getiriyorum. Kapat şunu. Kekli ürkütmeyelim. Belki öyle bir mekanik var zaten. Sirene gidince kaçmaya başlıyordur. Aha. Gerek yok. Direkt kaçmaya başlıyorum. Zaten gördüm seni. Boğulamacız araba biraz yavaşlıyor gibi geldi bana ya. Hani bilerek bir şey var sanki. Öyle programlanmış gibi. Giderek profesyonelleşiyorum arkadaşlar, fark ettiniz mi? İn lan aşağı. Lan seni ben tutmadım. Vay şerefsiz. Biz şurada onların huzuru için çalışalım. Biz burada alnımızın terini akıtalım. Ülkeye bir tane sapık, bir tane sanatçı, bir tane öğretmen, bir tane artist girmesin diye uğraşalım. Bunlar gelsinler bizim arabamıza çarpsınlar. Arkadaşlar siz neden körsünüz ya? Sen ne yapıyorsun lan burada? Ama hocam. Yapacağım. Başka? La çıkar adam la. Oo. Çalışma kampına mı daha yakınız? İkisine de yakın değiliz. Evet. İçe dönelim. Peki firariyi yakalarsam, yakaladığım anda da vurursam cezası var mı acaba? Çok yorucu bir iş günüydü. Peki exploit'imi falan nasıl görüyorum hocam? Mesela şurada paranın üzerindeki mavi çizgi bana göre exploit gibi geliyor ama tabii şey de olabilir, başka bir şey de olabilir. Onu nasıl görüyorum? Mesela yüzde kaç olduğunu, neyle, neyden ne kadar geldiğini
Hiç dikkat etmedim acaba şeylerin altta gösteriyor mu? Laon başı. Ben bekleyin lan. Cezayir'e naklet. Lan baş şunu bir tamir et lan. Gel bak. Önceki tutuklu arabadaymış. Belgeler. İnşaatçı niye ihtiyaç yok lan? Artist, öğretmen, gazeteci. Evet, gayet mantıklı mesleklere ihtiyaç yok bence. 81, 81, 81. Halil Sam'dan. LN 3Z689R tamam. Kralil. Çok güzel, çok güzel. Evet. Şimdi. İlk defa saman balyası geliyor. Bunlarda da bir şey olabilir. Yokmuş. Tamam, 7 tane saman balyası. Sen kaç demişsin? 5 tane de saman balyası demişsin. O da uyuşmadı hocam. Bununla. Hocam saman balyası da yanlış. Konşimento. Daha yanlışlık var. Ondan sonra bakıyoruz. Evet, sevgili kralilciğim. Artık ha, yukarıca geri yüklemelisin. Kendine nasıl hitap etmesi istiyorsan. Oğlum ne kadar çok sigara içiyorsun? Ne kadar, oğlum ne derdin var senin bu kadar ya? Acaristan gibi mükemmel bir ülkede yaşıyorsun ve bu kadar dertli bir şekilde sigara içiyorsun. Ajan mısın lan yoksa sen? Neden mi? La git okuma yazı veren la yürü lan. At şunu. Birinden aç. Sınırdan geçiyorsun. Arkadan böyle koşa koşa geliyor sınır memuru. Kapıyı kapatacak. Ver. Ağzıma sokmayaydın iyiydi. Akıl siyasi durum hakkında bir makale yazıyorum. Dünyanın burada haber verilmesi gerekir. Öyle mi? Öyle mi? Tabii tabii tabii. Size, sizin gibilere ülkemizde çok ihtiyaç var. Sen kesinlikle bunu neyse. Şuradan hocam. Ondan sonra Ron Baskiri, Ron Baskiri. 20.81 tamam. Salatalık var. Çok güzel. Bakalım. Bir varil, iki varil, iki varil aldım. Acara gidiyorum. Şimdi hocam. Tabii ki ettik yani. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Ya makaleni bir düzelttir de gel. Yani içeriye seni bu şekilde alamam. Makalenin üzerinde bu eleştirel şeyleri daha da derinleştirmen lazım ki içeride bir işe yarayasın. Tamam. Biraz daha derinleştirmezsen seni. Çok güzel. Şimdi dinlenebilirsin diyor. Tamam. Şimdi dinlenebilirsem bunu kaldıralım. Şimdi dinlenebilirsem şöyle dinleneyim. Bir kayıt alsın. Burada da bu bölümün sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.